Yunus Emre Sel'in mutlulukla gelmiş olması, stüdyomuza konuk olmuş olması güzel. Yunus Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Sevgili konuklarınıza Trabzon'dan selamlar, iyi yayınlar dilerim Kerem. Size de selamlar abi. Nasıl Eyvallah gidiyor kardeşim. her şey Trabzon'da? Her şey yolunda mı? Ya bir stoper beklentisi var taraftarların doğal olarak. Bir stoper beklentisi, bir de Vakeme ile sözleşme uzatma beklentisi var. İki önemli konusu var aslında Trabzonspor'un. Stoper transferi için hala yani çabuk hızlı bir giriş yaptım belki konuya ama çaba sarf ediliyor. Bir emek harcanıyor stoper transfer için. Kaan Ayhan için gerçekten şartlar zorlanabildiği kadar Trabzonspor adına zorlandı. 8 milyon avro da diretiyor Sassuolo kulübü ve oyuncuyu kiralık göndermeyeceğini söylüyor. En azından Trabzonspor cephesine verilen cevap bu şekilde. 5,5 milyona kadar çıktı Trabzonspor. Bu çok yüksek bir rakam. Trabzonspor'un yerli oyuncu transfer tarihindeki en yüksek rakamlardan bir tanesi olabilirdi transfer gerçekleşirse, ama şu anda tamamen hani rafa kalktı olmayacak gözüyle de bakmayalım. Çünkü yaklaşık bir aydır Kaan Ayhan için çaba sarf ediliyor ve bu emekler bir anda öyle kapattık tamam bitiriyoruz deyip de bir köşeye bırakılacak değil. Hala çaba emek sarf ediliyor Kaan Ayhan için, ama şöyle de bir durum var. Eğer son ana kadar Tronsen'in takımdan ayrılma durumu ortaya çıkarsa bir yabancı stoper transfer ihtimali de var Trabzonspor'un. Burayla da ilgili birçok oyuncu öneriliyor şu anda Trabzonspor'a. Belki de gün içerisinde Trabzonspor'la adı anılan oyuncu sayısı 5'i geçmiştir. Ama yönetim cephesi şu an itibariyle Tronsen'le net olarak yolların ayrılması konusunda bir durumun olmadığını, oyuncu için gelen bir teklifin olmadığını belirtiyorlar. Oyuncuyla yolları ayırmak istiyorsan bu kez de alacaklarını ödemen gerekiyor. Bunlar da hem alacağın isme bir maliyet hem de göndereceğin isme. Çok kolay süreçler değil ama taraftarın hem iyi bir stoper, takımdaki her bölgedeki rekabet ortamını, stoper bölgesinde de daha iyi noktaya taşıyacak bir stoper beklentisi var. Bir de Vakeme'nin sözleşmenin uzatılması beklentisi var tabii ki. Yunus Emre, aslında Vakeme ile alakalı bir soru soracaktım. Bilmiyorum stüdyodaki arkadaşlarım da katılırlar mı? Türkiye Ligi'nde herhalde izlemesi en keyif veren oyunculardan bir tanesi. Birçok futbol severin de onu bu anlamda ilk sıraya koyabileceğini düşünüyorum. Göze hitap etme anlamında bunu söylüyorum. Yoksa daha komple oyuncular olabilir ligde, mutlaka var zaten. Ama farklı bir yetenek. Abdullah Avcı'nın ona bakış açısı nasıl? Mutlaka sözleşmesi yenilenecektir, burada aşama kaydedilecektir diyebiliyor musun? Yani diyemiyorum. Geçmişteki bazı durumlar var burada. Selçuk İnan örneği var. Daha eskiye gidersek Olumsuz yakın konuştu ikiniz. zamanda Evet. Sosa Novak örneği var. Yunus Yani abi. buyur, buyur sen. Olumsuz konuştun. Yo, olumsuz konuşmadım ama ben sonuçta hani bir yönetici değilim, buradaki kararı verecek olan ya Sen tamam bilirsin ne o yüzden. istiyorsan verelim Vakeme imzalayalım diyecek kişi ben değilim, o yüzden hani çok net ifade kullanamayacağım. Sen Bir de olsaydın. o ben olsaydım kalmasını sağlamak için elimden geleni yapardım ya. Evet. Ama tabii ki Ama bir de çok çok oyuncu, boyutlu konular bunlar. bir de Vakeme gerçeği var. Şimdi bunu da göz ardı edemeyiz. Muhtemelen son transferini yapacak ve doğal olarak kendi adına kazanabileceği en yüksek rakamları kazanmak istiyor Vakeme. Bunun oyuncu cephesinden oldukça normal bakmak gerekiyor buna. Ama Trabzonspor cephesinden de bakıldığında içeride bir maaş dengesi var. Döviz kurundaki dalgalanma sonrası artan fiyatlar var. Bunlar, bu dengeleri sağlamak çok kolay değil. Şu anda takımın en iyisi diyeceğimiz yerli oyuncularla yabancı oyuncuların kazandığı rakamlar arasında çok ciddi farklılıklar var. Sonuçta bu bir takım bütünlüğü. Bu sadece Trabzonspor için değil ama birçok takımda Evet. aynı sorun geçerli. Sorun demeyeyim de aynı sıkıntı geçerli. Vakeme ile ilgili sadece hani sorduğumuz bu konudaki yetkili isimler şu ifadeyi kullanıyor. Vakeme bizle devam etmek istiyor. Biz de onunla devam etmek istiyoruz ama rakamsal farklılıklar var. Bunu da söylemeden olmaz diyorlar. Yani Vakeme'nin beklentisi yaklaşık 3 milyon avro civarında bir rakam. Trabzonspor en son 2,2'ye kadar çıkmıştı ama yaklaşık 15-20 günde çok somut görüşmeler de yapılmadı. Oyuncu bir sakatlık yaşadığı ülkesine gitti, döndü derken, dış transfer çalışmaları derken oraya biraz ara verilmiş gibi gözüküyor. Açıkçası şu an çok net kestirmek biraz zor Vakeme konusunu Yunus abi, ama buram buram şampiyonluk
sonrasına, yani olası şampiyonluğun sonrasına kalacak gibi değil mi görüşmeler? Ben onu anlıyorum abi. Ya sezon sonuna kalır. Zaten şöyle bir durum var. Bunu siz de çok iyi biliyorsunuz. Şu anda UEFA kuralları gereği oyuncu Türkiye içerisinden değil, yurt dışından sözleşmesinin evet. bitimine 6 ay kaldığı için istediği takımla görüşme hakkına sahip. Türkiye'de bir takımla görüşemez ama yurt dışından istediği takımla görüşme hakkına sahip. Dolayısıyla menajerleri, bir Türk menajeri var, bir de yabancı menajeri var. Bunlar çeşitli araştırmaları da yapıyordur bu konuda. Teklif hazırlığı getiriyorlardır belki oyuncuya. Ama oyuncu burada gerçekten mutlu. Yani Vakeme zaten bunu daha önce de söylemiştim, hatırlarsınız. Çok hani sosyal birisi değil. İdman, ev idman arası giden böyle bir hayatı var ve bunu Trabzon'da çok normal bir şekilde yapabiliyor. Burayla ilgili herhangi bir sorun yok. Zaten taraftarın en çok sevdiği isim, çok özel bir yetenek Vakeme. Burada samimi olduğu dostları var, arkadaşları var. Onlara da bu ifadeyi fazlasıyla söylüyor. Yani ben Trabzon'da mutluyum, burada devam etmek istiyorum diyor. Hatta sezon başında da buna benzer ifade kullanmıştı. Yani futbolu Trabzonspor'da bırakma düşüncesine dair de ifadeler kullanmıştı. Yolda gören herkes, yolda gören herkes Vakeme'ye kal diyordur değil mi? İndi. Ya kesinlikle. Ya sadece Vakeme'ye değil, hani bize de diyorlar. Doğal olarak bunu söylüyor tarafta. Ya Vakeme'yle ne zaman uzatacaksınız? Yani birçok haberi geçtik. Vakeme ne durumda? Vakeme ne zaman imzalayacak? Vakeme'yle ilgili bir detay yok mu? Hemen hemen herkes bu soruyu soruyor. Takım şampiyonluğa koşuyor. Puan farkı var. Ama gözler bir yanda tabii ki Vakeme'ye çevrilmiş durumda. Çünkü çok özel bir yetenek. Yani onun bana göre bu arada tekrar belirtiyorum. Şu anda Türkiye'deki en yetenekli oyuncu. Yani en özel oyuncu bence. O yüzden onunla devam edilmesi çok çok önemli olur tabii ki. Ama işin bir de yönetim boyutu var, ekonomik boyutu var. Onlar nasıl şekillenecek açıkçası şu anda biraz kestirmek zor. Yunus Emre Sel, genç oyuncu transferleri gerçekleştirildi. Bazıları alındıkları takımlarda kaldılar, sezon tamamlayacaklar. Bazıları takıma katıldı ve ikinci yarı hazırlıklarını da aslında beraber sürdürüyorlar. Nasıl bir ortam var Trabzonspor'da? Yeniler ve eskiler arasında kaynaşma sağlandı mı? Öncelikle o Bursaspor detayını tekrar değiştiğini hatırlatayım Kerem. Çünkü Bursaspor transfer yasağını kaldıramadı ve oyuncuları kiralık olarak şu anda kadrosuna katılmıyor. Evet. Bu işin bir boyutu, bir de şu boyutu da var. Hani Trabzonspor oyuncuların Bursaspor'da aldığı rakamdan çok daha fazlasını kendilerine verdiği için oyuncuların menajeri de Bursaspor'a eğer sizinle devam edeceksek bu rakamları talep ediyoruz dedi. Bursa Spor Kulübü de o rakamları ödemeye yanaşmıyor. Orada iki önemli sorun var. Bunu belirtelim. O yüzden yani Kerem Şen ve Batuhan Kör de şu anda Trabzonspor'da. Onun dışında Taha Altıkardeş ve Enis Destan zaten A takım bünyesi için direkt olarak düşünülen isimler olduğu için kadroya katıldı. Evet. İki ismin de antrenman performansı teknik ekip tarafından beğeniliyor ama zaten Trabzonspor'un özellikle hücum hattı çok çeşitli ve kaliteli isimlerden oluştuğu için Enis Destan'ın çok daha ekstra işler yapması gerekecek. Bence bu arada 21 kişilik kadroda kendisine yer bulacaktır. Yerli kuralından dolayı belki fazla da süre alacaktır. İşte o aldığı sürelerde yapacağı katkılar çok değerli. Taha Altıkardeş'le ilgili olarak ise şöyle söyleyebilirim. Trabzonspor scout ekibi ve Bursa Spor'dan alınan bilgilere göre oyuncunun İlk 11 oynama potansiyeli, yani Bursaspor teknik ekibinden. Evet. Oyuncunun ilk 11 oynama potansiyelinin çok yüksek olduğunu, böyle bir sorumluluk verildiğinde bunun altından rahatlıkla kalkabileceğini söylüyorlar. Ama çok da kolay değil. Trabzonspor sonuçta şampiyonluğu oynuyor ve çok ciddi beklentiler var. Orada bir hata yapmak oyuncu psikolojisini çok kolay bir şekilde etkileyebilir. Bir rekabet ortamı oluşturulmak isteniyor stoper bölgesinde. Sağ stoperde biraz sorun var. Eğer stoper transferi gerçekleşmezse sezon Hugo, Dansfield, Ahmetcan Kaplan, Hüseyin Türkmen ve Taha Altıkardeş'le tamamlanacak. İki genç Hüseyin Türkmen ve iki yabancı sol stoper. Orada Abdullah Avcı biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor gibi gözüküyor.